Evet, başladık. Merhaba YouTube, ben Nevra. Ben de Kenan. Topluluk temelli yemek paylaşım platformumuz Mahalleden'in bir canlı yayınında yine bir aradayız. Bugünkü konumuz sürdürülebilir gastronomide atık yönetimi. Buna geçmeden önce her zamanki gibi çok kısa Mahalleden'i anlatmak isteriz size. Mahalleden topluluk temelli yemek paylaşım platformu. Sosyal faydayı arttırmak için çalışan bir sosyal girişimiz. Yemeğin birleştirici gücünden yola çıkarak dayanışmayı arttırmayı hedefliyoruz. Bu açıdan bir dayanışma ekonomisiyiz. Mahalleden'i geçtiğimiz Ağustos ayında Açık Mutfak Hareketi ile başlattık. Açık Mutfak Hareketi'nde çevrim içi online yemek atölyeleri düzenliyoruz. Böylece mutfakları bir araya getirip ortaklaştırıyoruz. Bu atölyeleri Mahalleden'e başvuran herkes düzenleyebiliyor. Herkese açık. Seni de, sizleri de, bizi izleyen herkesi Mahalleden'de bir lezzet üreticisi olmaya davet ediyoruz. Evet, Mahalleden'in arka planında bir inisiyatif var bu arada. Bizim ismimiz Hayat Müşterek İnisiyatifi ve temel olarak yapmaya çalıştığımız şey dayanışmayı artırmak, dayanışma ekonomilerini artırmak ve aslında hayatı herkes için daha kolay bir hale getirebilmek. Bu açıdan da bilhassa ekolojiyle de ilgileniyoruz. Yani ekolojik hayatı nasıl yaşayabileceğimize dair sorular sorup bunun cevaplarını alıyoruz. Mahalleden de keza bunun yemek ayağı, yani yemekte de nasıl daha ekolojiyle yakın ve ekolojiye dost çözümler üretebiliriz üzerinden çalışıyoruz. Bugünkü konumuz da atıksız mutfakla ilgili ve bir konuğumuz da var. Şimdi onu da hemen yayına davet ediyoruz ve Efe de geldi. Bugün Efe Metin Çakıroğlu'yla birlikteyiz ve kendisi bir aşçı, 16 yaşından beri mutfakta olan bir aşçı. Önce seni dinleyelim Efe. Biz sana sözü atalım ve biraz kendini anlat bize. Sen deyiz tabii Efe. Tabii ki. Tabii ki. Selamlar herkese. İyi akşamlar. Efe Çakıroğlu ben. Belki tanıyanlarınız vardır. Bodrum'a taşındım yeni. 6 ay kadar oldu. Bu yüzden sürdürülebilirliğin aslında ne kadar bu taraflarda, güney tarafında biraz daha kolay yapılabildiğini deneyimliyorum. Öncelikle size teşekkür ederim sevgili Mahalleden platformu. Çünkü bu konular hakkında düşünmeye beni de tekrar tekrar sevk ettiğiniz ve açıklamalarda bulunma fırsatı verdiğiniz için sağ olun. Ben evet 16 yaşımdan beri aşçılık yapıyorum. Mesleğe babamın yanında başladım. Babamın restoranlarında başladım. Fakat daha sonrasında bu işi alaylı olarak yapmaktan vazgeçip eğitim almaya karar verdim. Üniversitede uluslararası ilişkiler okudum bu arada. İstanbul Üniversitesi SBF mezunuyum ama onunla ilgili bir şey yapmak istemedim. Üniversite biter bitmez İstanbul'daki Mutfak Sanatları Akademisi'nde eğitim aldım. Hem işletmecilik hem de aşçılık eğitimi. Sonra kendi restoranımı açtım. İstanbul'da farklı yerlerde çalıştım vesaire. En son son 8 senemi Mutfak Sanatları Akademisi'nde eğitmenlik yaparak geçirdim. Fakat geçen sene oluyor artık. Aralık ayında artık İstanbul'da yaşamak istemedim. Çünkü 16 senedir İstanbul'da yaşıyordum. Ondan önce de Bodrum'da yaşıyordum bu arada. 16 senedir İstanbul'un beni yormuş olduğuna karar verdiğim için Bodrum'a taşındım. Şu anda da İstanbul Aydın Üniversitesi'ne bağlı Bodrum'da bulunan Foodroom Culinary Akademi'de yine eğitmen olarak, aşçılık eğitmeni olarak görev yapıyorum. Benim bütün bu eğitmenliğim çerçevesinde ve tabii ki bu meslek, aslında insan her türlü meslekte aynı şey, kendinizi sürekli geliştiriyorsunuz. Benim en çok ilgi alanımı çeken konular vegan, vejetaryen ve mutfak beni çok ilgilendiriyordu. Dolayısıyla bunlarla ilgili çalışmalar yaptığınız zaman işin gıda anlamındaki sürdürülebilir boyutuna, sürdürülebilirlik anlamındaki boyutuna da bir şekilde dokunmuş oluyorsunuz. Sonrasında da bununla ilgili araştırmalar, çalışmalar vesaire. Şimdi de bunlarla ilgili, o zamanlar da çok ders anlatıyordum bu konuyla ilgili ama şimdi artık biraz daha bireysel, bazı dergilerde yazıyorum yine konuyla ilgili. En son okumak isterseniz Augusto.com'da bir yazım yayınlandı yine sürdürülebilirlik üzerine. Belki oralardan da fikir alabilirsiniz. Sonra zaten söyleriz size nereden ulaşabileceğinizi. Burada direkt 5 tane soru var.
Bakayım. Ben bunu yeni kullanıyorum. 5 tane soru yokmuş. O chatmiş. Bana bir şeyler yazıyorlarmış meğerse. Şimdi ben biraz teknolojiden özür dilerim arkadaşlar. İlk girişi evet. Ben yapabilirim Efe. Bugünkü konu başlığımız zaten sürdürülebilir gastronomide atık yönetimi. İlk belki sürdürülebilir gastronomiyi konuşabiliriz ana başlık olarak. Daha sonra da ekolojiye geçeriz diye düşündük. Ya tabii şöyle ama ben onu biraz birleştirmem lazım. Çünkü sürdürülebilir gastronomiden bahsedebilmem için aslında sürdürülebilirliğin ne olduğundan biraz konuşmamız gerekiyor. Yani şimdi sürdürülebilirlik hayatımıza gireli çok da uzun yıllar geçmedi aslında ama eğer biz bir an önce önlem almazsak bu uzun yıllar geçmediğinden çok daha kısa bir süre içerisinde ne yazık ki dünyamız mahvolacak. En son hayatımıza giren müsilaj meselesinden zaten ne kadar yanlış yaptığımızı bir kez daha görmüş oluyoruz. Bunun seni, beni, osu, busu yok. Bunu hepimiz yapıyoruz. Elimizden ne geliyorsa ne kadar çok dünyaya, hayata, çevreye duyarlı da olsak işin bir yerinde bir yanlış yapıyoruz ki dünya bizi bir şekilde cezalandırıyor. Doğa cezalandırıyor. Şöyle bir laf vardır, onu çok severim her zaman. Doğaya karşı bir savaş halindeyiz, kazanırsak kaybedeceğiz diye. Bu savaşı kazanmamamız gerekiyor. Çünkü kendi konfor alanlarımızı daha da konforlu hale getirebilmek için yaptığımız her türlü uygulama esasında sürdürülebilirlik adımını ne yazık ki bir adım daha geriye çekiyor. Çünkü yanlış teknolojiler, yanlış beslenme alışkanlıkları, yanlış tarım politikaları, bütün bunlar yaşayış şeklimiz, kullandığımız bardaklar, yediğimiz yemeklere kadar pek çok şey bizim sürdürülebilirlik anlamında önem vermemiz gereken noktalar. Sürdürülebilirlik nedir? Bu dünyayı gelecek nesillere bırakmak. Aslında çok da süslü laflar etmeye gerek yok. Biz bugün 2021 senesinde yaşıyor isek, 2022 senesini 2021'in doğal kaynaklarını kullanarak ancak karşılayabilmeliyiz. 2022'den çaldığımız zaman ki buna Dünya Aşım Günü deniyor. 2019 senesinde Dünya Aşım Günü 29 Temmuz olarak belirlenmiş. 29 Temmuz olarak belirlenen Dünya Aşım Günü ne demek? Biz 29 Temmuz günü 2019 senesinde 29 Temmuz gününde şunu yapmışız. 2020 senesinden harcamaya başlamışız. Bakın beylik laflar vardır. Ben siyasal mezunuyum. Bize de çok anlatırlardı bunu. Dünyada kıt kaynaklar var. Arz talep meselesi. Bu kıt kaynaklar var ama bu kıt kaynakları farklı şekillerde çoğaltmaya çalışırken talebimiz artıyor. Çok kalabalığız. Dünyada 7 milyar nüfus var. 7 milyar nüfusu azaltamayacağız. Tabii ki böyle bir beklentimiz de yok. Böyle bir şey doğru da değil. Ama bundan sonraki nüfus politikaları belki bir şekilde ele alınabilir. Bu insanların özgürlüğüne müdahale gibi görünebilir. Yanlış koşullar belki, yani o kadar çok etki alanı var ki gastronomik sürece geçene kadar sabah kalktığınızdan gece yatağınıza girdiğiniz ana kadar ki yaptığınız her şey hayatınızın sürdürülebilirlik noktasında etkide bulunuyor. Bununla ilgili biraz sonra çok pardon bazı önerilerde bulunacağım tabii ki size naçizane. Ama bugün bir tişört giydim, üstünde urgent yazıyor. Bilmeyenler için urgent acil demek. Acilen çözüm bulmamız lazım. Bu çözümleri bulurken de tabii ki devlet politikaları çok mühim. Ve şaşıracaksınız ama en fazla sürdürülebilirlik kelimesini kullanan devletler aslında bu sürdürülebilirlik kelimesiyle ilgili politikaları ne yazık ki en az uygulayan devletler. Ne sözleşmeler gördü bu dünya? Kyoto protokolleri, Paris anlaşmaları. Ama bunların hiçbiri layıkıyla uygulanmadığı için zaten günümüzde böyle sorunlar yaşıyoruz. Hava kirliliği, su kirliliği. Bakın, kısaca bir tanım yapmamız lazım. Dünyada insanlar eşit koşullarda yaşamıyorlar. Bunu hepimiz farkındayız. Dünyanın belirli bir kısmı obeziteyle savaş verirken, çok fazla yemek artığını çöpe atarken,
dünyanın belirli bir kısmı da malnutrisyon dediğimiz, malnutrition dediğimiz yetersiz beslenme sonucunda çok büyük sıkıntılar çekiyor. Dünyanın önemli bir kısmı temiz su bulamıyor. Dünyanın önemli bir kısmı temiz hava alamıyor. Hava bedavaydı ya, ama o temiz havayı bulamıyorlar. Dolayısıyla bir an önce devletlerin, özellikle daha ekonomik anlamda gelişmiş devletlerin, ekonomik anlamda gelişmemiş devletlere, ki bunlara gelişmiş gelişmemiş gözüyle bakmaya da ben bir ünlem koyuyorum aslında. Ekonomi olabilir ama insaniyet namına farklı şeyler düşünüyorum. Bu gelişmişlik meselesinden ekonomik anlamda yardımlar, destekler yapılmalı. Eğer bunlar yapılmazsa zaten dünyanın belirli bir kısmı muhtemelen daha önce yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Şuradan yine bir şey var. Evet, buyurunuz. Varsa bir sorunuzu alalım. Tamam, çok güzel açıkladın gerçekten. Yani biz de zaten aslında inisiyatifi bu amaçla kurduk. Yani baktığında çok güzel söyledin. Yani dünyayla bir savaş halindeyiz. Kazanırsak kaybedeceğiz. Yani bu çok güzel bir artık genel bir hani söze döndü. Çok güzel bir slogan bir yandan da. Ve biz bunun aslında bir temelini de şeyde görüyoruz. Dayanışmanın da eksikliğinde. Yani birbirimize de çok rekabet eder olduk. Çünkü bu da pompalanıyor. Çünkü ne kadar tüketirsek eğer birileri o kadar çok daha fazla kar elde ediyor. Dolayısıyla bu tüketmek, tükettikçe de atık çıkarmak aslında maalesef hayatımızın korkunç bir şekilde bir parçası olmuş durumda. Bu gıda da keza burada çok önemli yer kaplıyor. Hem sağlıksız besleniyoruz hem de deli gibi atıklar çıkartıyoruz ve sistem bunun üzerinden kendisini çeviriyor. Ve bir yandan da bakınca böyle yabancılaşmanın da aslında korkunç bir boyutta olduğunu burada görebiliyoruz. Çünkü çok basit bir şey. Hani gıda yaşamın ta kendisi, hayatta kalabilmemiz için. Ama onu artık o kadar yabancılaştık ki gıdamız nerede geliyor onu bile artık fark edemiyoruz. Nereden geliyor? Dünyada aç insanlar var. Bunları hiç fark edemiyoruz. Belki buradan biraz hani sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir gıda ilişkisi mutfağa doğru geçebiliriz. Senin tabii çok da güzel bir sözün var. Çok uzatmadan hani yemek hayatın tam olarak kendisidir. İçeriği ne kadar sade o kadar lezzetli diyorsun. Çok keyifli bir söz. Yani biz de sade yaşamın değerini fark edenler olarak hani çok ilham aldık bu sözünden. Belki biraz bunu da açarak sürdürülebilir gıda ve sürdürülebilir mutfak yönetimine doğru bir yolculuğa başlayabiliriz. Tabii ki. Şimdi teşekkür ederim. O söz benim için anlamlı çünkü ben Bodrum'a sade bir hayat yaşamak için geldim. Büyük şehrin o kaosu, karmaşası insani anlamda kendimi sürdürülebilir kılamadığım noktaya getirmişti beni. Bu yüzden Bodrum'a taşındım ve şu an çok sessiz, sakin bir hayat sürüyorum. Her ne kadar pandemiden dolayı Bodrum'da çok kalabalık olsa da bunu yemeğe entegre ettiğimizde yemek de sade olmalı. Şu an ismini hatırlayamadığım bir şef bulunca söylerim. Şöyle bir cümlesi var. Yemeğe artık daha fazla ne koymalıyım derdinden çok neyi daha fazla çıkartabilirim dediğiniz zaman iyi yemek yapmış olursunuz. Yani ben 300 tane malzemeyle çok güzel bir yemek yapabilirim. Ama mühim olan ne denir ona, daha az malzemeyle yemek yapmaktır. İşte burada bu sürdürülebilir ekoloji, sürdürülebilir tarım, tarım politikaları çok önemli ve devreye giriyor. Şimdi iki tane şeyden bahsedeceğim. Bir tanesi restoran boyutu, işin daha profesyonel anlamdaki boyutu. Şimdi aslında dünyada şöyle bir durum söz konusu. Bir endüstri devrimine kadar bir kısım var. 1800'ler endüstri devrimine kadar gelen bir kısım var. Buraya kadar tarım politikaları bir şekilde gelmiş. İnsanlar yiyecekleri kadar üretiyorlar. Ürettiklerinin fazlasını da yazdan kışa, kıştan yaza saklıyorlar ve bu şekilde hayatlarını devam ettiriyorlar. Endüstri, yani sanayi devrimiyle birlikte birazdan makineleşme ortaya çıkıyor. İnsan gücü biraz daha geri plana atılmaya başlıyor. Makineleşmeler ufak ufak artık fabrikalar vesaire kurulmaya başlandıkça da ne oluyor? Biraz daha iş, daha kolay bir yolla, daha az insan emeğiyle daha fazla üretmeye başlıyoruz. Ürünü daha çok üretmeye başlıyoruz. Sonra bu endüstri devriminden 1940'lara kadar olan bir süreç bu anlattım. 1940'larda değişik bir şey yaşanıyor. Dünyadaki ilk fast food zinciri McDonald's değil.
Ama ondan öncesi olan bu kadar fabrikasyon bir şey yapamıyor. 1940'larda McDonald kardeşler şöyle bir şey yapıyorlar. Fabrika sistemini restorana uyguluyorlar ve diyorlar ki burada herkes tek bir iş yapacak. Tek bir iş yaparak biz bu restoranı döndüreceğiz. Ne demek bu? Bir tanesi hamburger köftesini pişirecek sadece, öbürü turşuyu koyacak, öbürü ketçabı sıkacak, öbürü ekmeği kapatacak, öbürü paketleyecek, gönderecek. Şimdi bu noktada da şöyle bir şey oldu. Fast food, yani hızlı yemek, çabuk yemek, yemeklerin lezzetleri güzel, çabucak hazırlanıyor ve ucuz. Böyle bir durumda insanlar kendilerini fast food'a yönlendirdiler. Bakın, dünyadaki biz kendimiz için ele alalım. Bizim beslenme sistemimiz çoğunluklu olarak ne yazık ki Batı tipi beslenme tarzı denen Amerikan vari bir beslenme sistemi. Diyetisyen bir arkadaşım var, Elvan Odabaşı, şöyle bir cümlesi vardı. Türkiye, Amerika'nın uygulayıp da sonradan bıraktığı diyetlerin bahçesi haline geldi. Arka bahçesi haline geldi diye. Çok doğru bir söz bu. Sürdürülebilir bir gıda yönetimi istiyorsak eğer, ürettiklerimizle alakalı sıkıntılarımızı çözmemiz gerekiyor. Şimdi bu noktada 1940'tan 90'lara kadar gelen süreç, gerçekten fast food'un yavaş yavaş yukarıya doğru çıktığı, ama 90'la 2000 arasında çok acayip bir dönem var. Benim de çocukluğumu geçirdiğim, her şey abur cubur, aman sürekli yiyelim, kimsenin sağlıkla ilgili bir derdi yok, sürekli bir şeyler yediğimiz bir döneme girdik. 2000'den sonra birilerinin kafasında bir kontak attı ve artık biraz daha fazla, özellikle şehirli kesim, şehirli çalışan kesim, çünkü şehirde artık bunalmaya başlandı. Şehirde bunalmaya başlanılınca insanlar biraz daha bir yandan şehrin konfor hayatını onlara iyi gelen anlamda o hızlı yaşamını korumaya çalışırken bir yandan da köydeki o güzelliği elimde nasıl tutabilirim noktasında reformist bir hareket yapıldı ve ekolojiyle ilgili dernekler daha fazla ortaya çıkmaya başladı. İnsanlar bunlara kafa yormaya başladılar. Organik pazarlar açılmaya başladı. Buralardan alışveriş yapılmaya başlandı ve atıksız mutfak, daha az gıda alımı, daha az tüketim ve bu sadece mutfakla ilgili değil. Bakın, biz tişörte ihtiyacımız olmadığı zaman tişört alıyoruz. Pantolona ihtiyacımız yokken bir pantolon daha alıyoruz. Sadece gezmek için girdiğimiz mağazadan torbalarla çıkıyoruz. Telefonumuz daha eskimeden yeni telefon alıyoruz. Her anlamda tüketiyoruz çünkü dünya bunun üzerine dönüyor. Ekonomi bunun üzerine dönüyor. Ne oldu? Pandemi geldi. Pandemide kimse bir şey tüketemeyecek diye düşünüyorduk. Ekonomi patlayacak diye düşünüyorduk. Ne oldu? Herkes online alışveriş sitelerine akın etti. Ve evde oturduk. Evde oturmamıza rağmen sürekli gıda aldık. Bakın, marketler açıkken, marketlerin açık olduğunu bile bile gittik, kaos yaratacak kadar alışveriş yaptık. Bunu zaman zaman ben de yaptım. Yalan söylemiyorum. Çünkü öngöremiyorduk. Hayatımızda ilk defa başımıza böyle bir şey gelmişti. Ama başımıza böyle bir şey gelmeseydi de aynısını yapacaktık zaten. İndirim oluyor, koşturuyorsun. İhtiyacın olmadığı halde. Bunun ekonomik yönleri olabilir. Ama dünya ile ilgili olarak tüketimimize bir an önce ayar vermek zorundayız. Bu ayarı nasıl vereceğiz tüketimimizle ilgili? Satın almayacağız. Şimdi yavaş yavaş gıdaya doğru geçiyorum. Restoranlar ne yapıyor? Ondan bahsedecektim. Artık head to toe, yani head to tail, özür dilerim, kafadan kuyruğa ya da farm to table, tarladan sofraya gibi akımlar var. Çok iyi şeflerimiz var Türkiye'de, yıldızlı şeflerimiz var, onların fine dining restoranları var. Onlar bir şeyleri sürdürülebilir kılma çabası içerisindeler. Ya arka bahçesinde bir şeyler yetiştiriyorlar, onları sofraya koymak için mutfaklarını işliyorlar ya da çok büyük saygı duyarak bizler için canını vermiş olan hayvanları ondan sonra işlerken, bu herhangi biri olabilir, herhangi bir protein olabilir. İşlerken kafasından kuyruğuna kadar her şeyinden bir şey elde etmeye çalışıyorlar. Asla ziyan etmiyorlar. Artık kılçığı bile servis eden, balık kılçığını bile servis eden şefler var. Ve hepsini bir şekilde bunu yaparken inanın yalnızca para kazanmak ya da yemek üretmek amacıyla yapmıyorlar. Bunu yaparken bir çaba var. Bu çaba nedir? Ben bu dünyaya ne katabilirim? Daha fazla ne katabilirim? Ben endüstrimize, gıda endüstrisine, ki şu an gerçekten zor bir durumda, ama gıda endüstrisine en azından Türkiye'de ne katabilirim? Nasıl devam edebilirim? Biraz daha
yerel dükkanlardan alışveriş yapıyorlar. Biraz daha işte büyük şehirdeyse eğer bu yerler kendileri yetiştiremiyorlarsa gidip İstanbul'un kenarında köşesinde bulunan köylere gidiyorlar ve oradaki yerel üreticilerden alışveriş yapıyorlar. Organik pazarlardan alışveriş yapmaya çalışıyorlar. %100 organik pazardan alışveriş yaparak bir restoran işletemezsiniz. Bunun maliyeti sonsuzdur, çok büyük. Bunu aşmak biraz zor. Ama olabildiğince organik ürünlerle daha organik dediğimiz zaman şu yanlış anlaşılmasın lütfen. İyi tarım uygulamalarıyla. İyi tarım uygulaması nedir? Köylünün de hakkının verildiği, toprağın doğru düzgün işlendiği, pestisitlerin, böcek ilaçlarının kullanılmadığı, ondan sonra tarım hareketlerinden bahsediyoruz. Köylünün işte 30 kuruşa aracıya satıp da pazarda 8 liraya satılan bir şeyden bahsetmiyoruz. Direkt alışveriş, aracısız alışveriş. Bu iyi tarım uygulamaları bu yüzden önemli. Bunu şimdi kendimize yoracağım. Bilinçsizce yapılan yanlışlar yüzünden doğamızı yok ediyoruz. Toplumsal olarak sahiplenelim. Sadece toplumsal olarak değil, dünya olarak sahiplenmemiz gerekiyor maalesef. Evet. Evet, hadi söyleyin. Ve arkadaşlar buyursunlar. Kitabı geçebiliriz. Bu atölyeden önce Efe iki tane kitap önerisinde bulunmuştu. Bir tanesi David Evans'ın kitabı Sıfır Atık Tüketim Kültürü ve Gıda İsrafı. Ben de öneri üzerine okumamıştım. Bu kitabı bugün okudum. Kitapta İngiltere örneğinden bahsediyor biraz. Hem bir saha çalışması yapmış David Evans. İngiltere'de daha çok orta sınıf ailelerle görüşmüş ve onların yemek yeme alışkanlıklarını, işte buzdolaplarında neyi tutuyorlar, neyi atıyorlar, ya gıda üzerine gerçekten çok iyi bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Bir de bunu yaparken aynı zamanda yargılama diliyle yazmamış. O yüzden insanlar da kendilerini rahat bir şekilde ifade edebilmişler. Bu kitabı mesela genel izleyiciye göre yazılmış bir kitap olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü herkes kendinde bir şeyleri değiştirebileceğini hissedebilir bu kitapta. O yargılayıcı dille yazmadığı için. Bu kısmı önemli buldum. Bir de bir başka nokta, yine Efe sen de bahsedersin, gıdayla, sen de zaten anlattın, gıdayla kurduğumuz ilişki temelde çok önemli. Belki bu kitaptaki o İngiltere'deki orta sınıf aileler şu an Türkiye'de çok yoğun tempo çalışan beyaz yakalı insanlara denk gelebilir. Ama kendi ailelerimize baktığımızda aslında gıdayı işte alıp da bir brokolinin hepsini alıp, zaten arkasındaki de bunu öyle yazıyor. Brokoliyi almayacaklarını, yani tamamen kullanmayacaklarını bilerek yine de alıyorlar. Neden? Çünkü daha sağlıklı olduğunu düşünüyorlar. Sana söz vereyim. Teşekkür ederim. Şimdi David Evans'ın kitabı çok güzel, beni de etkiledi. Çok güzel bir saha çalışması yapmış gerçekten ve dediğin doğru, insanları yargılamıyor. Oradaki brokoli meselesi şu, bunu aslında pek çoğumuz yapıyoruz ve evet, günümüzde beyaz yakalıların ne yazık ki tüketime karşı çok 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 büyük bir zaafı var. Çünkü sistem bunu ona yönlendiriyor. İş merkezlerinin olduğu yerlerde, büyük plazalarda çalışırken herkes bir şekilde, bu ara bir dönem gibi oluyor beyaz yakalılar. Ben bir sene kadar Eczacıbaşı Holding'de çalışmıştım. Orada çalışırken de kendim görüyordum arkadaşlarımdan. Ben beyaz yakalı olarak çalışmamıştım. Oradaki workshopları koordine ediyordum. Eczacıbaşı'nda da workshop akademisi vardı bir ara. Kanyon'da İntema Yaşam mağazasında, ama çalışan beyaz yakalı arkadaşlarımdan da görüyordum. Bana soruyorlardı işte bir şef olarak, ne yemek yapayım, evde şu var, bu var, bilmem ne. Brokoli alıyorsunuz diyor kitapta, ama bu brokolinin parçalanmış olmadığı için veya yarısını alamadığınız için otomatik olarak bir tane alıyorsunuz, o gün yemek yapıyorsunuz, her gün brokoli yenmez, ben kalanını ne yapacağım? Dolayısıyla o kalanı ne oluyor? Çürümeye başlıyor, sonra da çöpe gidiyor. Bakın, bir tane geçen gün söyledim bir yerlerde, bir kamera koysak mutfağa ve yemek yaparken ve o gün içerisinde o çöpün kapağını günde kaç defa açtığımıza baksak, inanın bir daha evde en ufak bir şeye bile nasıl değerlendirimin yoluna bakarsınız, çok net söylüyorum. Bilinçsizce yaptığımız atık yönetimsizliği hayatımızın büyük bir problemi.
Orada gıda ile olan evet duygusal bağlar da kuruluyor. Yani mesela evin annesi yemek yapmak istiyor, sağlıklı beslemek istiyor ailesini. Bu yüzden her gün yemekler yapıyor. Kimi bu yemeği pazar günü yapıyor, çalıştığı için bütün haftaya yediriyor. Kimisi çalışmıyor, evde yaşıyor. Yani evde, ev hanımı. Dolayısıyla o evde her gün yemek yapıyor ve fakat aile beğenmiyor. Beğenmediği için bu yemekler önce biraz dolaba kaldırılıyor. Bunu hepimiz yapıyoruz. Streçliyoruz, tapırlara koyuyoruz, dolaba kaldırıyoruz. Sonra o dolapta duruyor, duruyor, duruyor. Onun üzerine başka yemekler yapılıyor vesaire. Birkaç noktada kendimizi eğitmemiz lazım. Besin değeri çok çok daha az. Az yiyip çok doyup hücrelerimizi besleyebiliriz. Az yiyip çok doyamayız. Zeynep, Sevil, Güven. Neden doyamayız? Gözümüz doymuyor çünkü. O yüzden az yiyip çok doyamıyoruz. Besin değerleri yüksek olabilir. Hani ben, bu arada ben sağlıkçı değilim. Hangisinin besin değeri yüksek, hangisinin değil onu bilemem. O konuda da yorum yapmak istemem. Ama gözümüzün doymadığı aşikar. Bir pazara gidiyoruz, kilo kilo şey alıyoruz. Şimdi ufak ufak ben şeye geçmek istiyorum. Geçeyim mi? Bir dakika, kitaptan ek yapabiliriz tabii ki. Tabii ki yani kitaba da devam edebiliriz ama belki biraz daha çözümlere odaklayabiliriz herkesi. Hadi çözelim. Çünkü çözüm, yani aynen sorunları konuştuk. Sorunlar çok fazla. Yani dünya neredeyse yok oluşun kıyısına geldi. Bununla ilgili de birçok inisiyatif var çalışan. Peki pratikte ne yapacağız? Yani bu çok büyük bir soru gerçekten ve az önce de hani kitaptan da örnek verdiğimiz gibi birbirimizle yargılamamamız da gerekiyor. Öteki türlü de bu sefer umutsuzluğa düşmek yani çok ince bir çizgi var. Pratik örneklere mesela ben kendimden bağlayıp hemen sana topu atayım. Mesela atıkları ayırmak çok önemli ama ben bir de bambaşka bir boyutundan bakacağım şimdi olaya. Mutfakta aynı zamanda işte organik atıklarımız da çok fazla. Yani bu organik atıkları keşke kompost yapabilsek. Şehir şartlarında bazen zor olabiliyor ama bunun alternatifleri de var aslında. Belki bunları da biraz konuşuruz. Ama en azından plastik atıkları, kağıt atıkları ayrı bir yere ayırıp onları organik atıklardan atmak şöyle bir insanlık onurunu koruyacağımız bir yere bile geliyor. Bugün çöplerde geri dönüşüm işçileri çok fazla var. Yani bunu çok görüyoruz. İstanbul'da hala İstanbul gibi böyle geri dönüşüm ağını kuramamış kentler bu konuda çok kötü maalesef. Ve geri dönüşüm işçileri sürekli çöplerden bunu gözümüzün önünde hepimizin hayatının bir parçası olarak bu çöplerden hayatlarını geçindiriyorlar. Bir insanlık krizi gibi baktığımız zaman. Ama biz de bir yandan o organik atıkları ayırmadan çöpün içine hepsini koyduğumuz zaman o bizim yemek atıklarımızın arasından plastikleri, kağıtları bile seçmek zorunda kalıyorlar. Hem geri dönüşümü zorlaştırıyoruz hem de bir insanlık krizine neden oluyoruz. Böyle bir pratik bir çözüm en azından onları ayırıp çöpün yanına koyabiliriz diyerek ben bir pratik çözüm örneğiyle sana paslayayım. Mutfakta yapılacak çok şey var gerçekten. Çünkü artık hayatımızın içine girmiş durumda yani bu tüketim kültürü mutfağımızın en ortasında maalesef. Neler yapabiliriz? Sendeyiz. Şimdi şöyle bir kere öncelikle bu iş sıfırdan eğitimle başlar. Yani ben burada mıyım? Okeyim değil mi? Tamam. Şimdi sıfırdan eğitim vermek lazım. Yani bunu müfredata koyacaksınız. Devlet olmadan bizim yaptığımız bireysel çabalar tabii ki çok önemli. Ama bunu sıfırdan daha ana sınıfından hatta evin içinden ondan sonra ana sınıfından bunu devletin müfredata koyması lazım. Geri dönüştürmek ne demek? Yani recycling işte ileri dönüştürmek ne demek? Ondan sonra bütün bunları bir şekilde anlatıp formülize etmemiz gerekiyor. O David Evans'ın kitabında mesela yaşadıkları yerde İngiltere'de ne yapıyorlar? Bir tane daha kutu getiriyorlar eve. O kutu işte bilmem ne organik atıkları ayrıştırmak için yapılmış bir kutu mesela. Oraya atmaya başlıyorlar. En azından insanlar diyorlar ki bari normal çöpe atacağımı organik atık çöpüne atayım. Çünkü devlet bunları alıyor. Aldıktan sonra şehirden uzak yerlerde kompostlar yapıp bunları gübreleme işlemleri için kullanıyor. Şimdi burada ayrıştırmak mühim tabii ki. Yani plastiklerimizi, kağıtlarımızı. Valla en başında önce yavaş yavaş başlamak lazım Kenan. Yani ben daha
yavaşlamamamız gerekiyor tabii de, çok hızlı hareket etmemiz lazım ama böyle bir kültürü olmayan, ben 2015 senesinde Milano'da bir fuara gittim. Bir ay boyunca Türk mutfağını tanıtan etkinliklerde bulundum Türkiye adına. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşmıştım. Her şey yasaktı. Yani mutfakta yemek yaparken kullandığımız çöp torbalarının renkleri bile değişikti. Şu an için 6 sene önceden bahsediyorum. Yani bizim AB normlarına uygun olarak işi bu hale getirmemiz gerekiyor. Bunu da ben yapamayacağım. Bunu devlet yapacak. Peki ben ne yapabilirim bununla ilgili olarak, bireysel olarak bilinçlenerek? Birincisi, evimde 2 tane çöpüm olacak. Bir tanesi geri dönüştürülebilir atıklar. Bunlar neler? Plastikler, kağıtlar, kartonlar, cam şişeler. Bütün bunları bir yerde toplayabilirim. Bunları bir yerde topladıktan sonra öncelikle bana en yakın olan geri dönüşüm kutularını bulabilirim. Bu geri dönüşüm kutularına bunları atabilirim. Şimdi bizim burada kıyafet geri dönüşümü için ayrı, atık yağlar için ayrı, plastik kartonlar için ayrı, cam için ayrı 4-5 tane kutu var. Biz her gün bu ayrıştırmayı yapıyoruz. Yapamadığımız tek ayrıştırma organik gıda atıkları. Organik gıda atıklarını da şöyle yapıyoruz ama. Atmıyoruz. Sonuna kadar kullanmaya çalışıyoruz. Bu çok önemli. Atmaktan önce ne yapmalıyım? Az önce sıfır atık tarifler geliştirebiliriz diye mutfakta devrim yazmış. Evet, sıfır atık tarifler geliştirebiliriz ama bunun için şef olmaya gerek yok. Önce pişirme tekniklerini öğrenmemiz lazım. Hangi ürünü nasıl pişireceğiz? Bununla ilgili online pek çok ücretsiz kurs var. Sadece benim Instagram hesabımdaki öne çıkanlara bile baksalar zilyon tane bilgi edinirler. İkincisi, pişen ürünleri nasıl saklamamız gerektiğiyle ilgili şeyler öğrenmemiz gerekiyor. Biz nedense böyle bir dondurmaya karşıyız. Konserveleme aman zar zor yapılır, işte nasıl olacak vesaire. Buzdolabında saklama yöntemlerini doğru bilmiyoruz. Proteinleri yanlış saklıyoruz. Bozuk ürünlerin yanında bozuk ürünler var. Bakın, en iyi muhafaza etme yöntemi, yani en iyi saklama yöntemi saklamamaktır arkadaşlar. Saklamayın. Ne demek bu? Az alışveriş yapın. Hadi birlikte alışverişe çıkalım şimdi. Ben alışverişe giderken pazardan alışveriş yapıyorum. Siz de öyle yapabilirsiniz. Bu süpermarketlerden alışveriş yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Pazarda çok daha taze ürünler var. Ha, benim avantajım ne? Üretici zaten burada. Dolayısıyla üreticiye çok yakın bir yerden yapıyorum. Sizler de büyük şehirde yaşayanlar özellikle bunu soruşturabilirsiniz. Yani üretici nereden getirmiş? Daha yakın çevrelerden yaparsanız karbon salınımını azaltırsınız. Bu ne demek? Çanakkale'den gelen ürünle Antalya'dan gelen ürün arasında İstanbul'a yol farkı çok fazla. Burada da o aracın yaptığı karbon salınımı çok fazla olduğu için çevreye zarar veriyor. Dolayısıyla ne yapabilirsiniz? Otomatik olarak daha yakın yöreden gelen malzemeyi satın alabilirsiniz. Pazara gitmeden önce, markete gitmeden önce buzdolabımızı açıyoruz. Açtığımız buzdolabında ne var ne yok bir bakıyoruz. Emin olun, arkalarda, köşelerde, bir yerde sıkışmış bir tane domates vardır. First in, first out. İlk giren, ilk çıkar. Aldığınız malzeme bitmeden yerine bitecek korkusuyla yenisini aldığınız müddetçe çöpe atık atacaksınız bunları. Bunu yapmayın. Liste yapın. Gidince gözünüz dönmesin. Yapmış olduğunuz liste sayesinde ve o listeye uyabilirseniz eğer, ilk etapta zor olacak, sadece ihtiyacınız kadar satın alırsınız. Vaktiniz varsa geldiğiniz eve bunların hepsini tek tek kaplara koyun. Korumalı kaplar olsun bunlar. O tupper dediğimiz şeyler olabilirler. Böyle torbayla morbayla bunları tortupuz yapıp dolaba atmayın. Örneğin yeşillikler. Yeşillikler için bezleriniz olsun. Bu bezleri hafif nemlendirip yeşilliklerinizi yıkayıp kuruttuktan sonra bu bezlere sararak daha uzun ömürlü olmalarını sağlayabilirsiniz. Buzdolapları artık çok teknolojik. Size neyi nereye koymanız gerektiğini söylüyor. Baharatlarınız, kuru gıdalarınız, bunları serin yerlere koyun. Genelde maalesef ne yazık ki bu serin yerler
diye düşündüğümüz şeyler, özellikle baharatlar için ki çok çabuk bozulmalarına sebep oluyor. Aspiratörün fırının üstündeki raflar oluyor. Sıcaklar bunları bozarlar. Bunları daha böyle artık kiler olmayabilir evinizde tabii ama kiler tipi bir dolapta saklayarak ömürlerini uzatabilirsiniz. Sebze, meyve bunları ayrı ayrı yerlerde saklamaya özen gösterin. Almış olduğunuz proteinler varsa bunların ömürleri genelde 3 gündür. Bunları saklarken nasıl saklama koşullarında saklanmaları gerektiğini öğrenin. Bunlarla ilgili yine internette almayın o bilgileri de, güvenilir kaynaklardan almak lazım. Olmazsa onunla ilgili de bir yayın yaparız. Saklama koşullarının ne olduğunu anlatırım size uzun uzun. Bunun haricinde malzemeyi alırken tabii ki plastik atık yapmamamız gerekiyor. İstanbul Feriköy'deki organik pazarı o yüzden çok severdim. O alışkanlığı da en çok orada edinmiştim. Artık file mi olur, bez çanta mı olur, neyi de yaparsınız bilmiyorum ama alışverişlerinizi, yani yanınızda her zaman bir bez çanta olsun. Ani bir alışveriş yaptığınızda plastik poşet kullanmak zorunda kalmazsınız. Bütün bunları eve getirdikten sonra bu malzemeleri, portakal, dereotu, havuç, soğan neyse, inanın biz mutfakta şefler olarak soğanın kabuğunu bile yemeklerde kullanıyoruz. Çünkü aromatiktir. Dolayısıyla biraz araştırma yapmak lazım. Yani neyi nasıl kullanmanız gerektiğiyle ilgili. Hiçbir şey çöp değildir güzelce yıkandıktan sonra arkadaşlar. İtalyanlar parmesan peynirinin kabuğunu yemeğin lezzetini daha fazla arttırsın diye yemeklerine koyarlar örneğin. Geri dönüştürülebilen yemekler yapabilirsiniz. Her gün aynı şeyi yiyin demiyorum ama bizim o kültürümüz de var aslında. Yapmaz mıyız biz de pişmiş pilav ve ertesi güne kalınca yoğurt çorbası olur ya da içine birazcık kıyma konup kadın budu köfte yapılmaz mı? Aynı minvalde şeylerden bahsediyorum. Mesela ben bu aralar fırında mücvere çok taktım. Bütün sebze atıklarını, atık dediğiniz şeyler, atık ikiye ayrılır. Bir atacağınız atık vardır, bir de yenilebilir atıklar vardır. Bütün bu atıkları ne yapıyorsunuz, ne yapmanız gerekiyor? Kenarda toplayın. Şimdi kompost dediğin şey, size bir kitap önereceğim. Bu da Şehirde Kompost diye bir kitap var. Hani bunu okuyarak şehirde kompost yapıp kendi bitkinizi vesaire üretebilirsiniz ama bu iş çok da kolay bir iş değil. Herkesin de buna vakti olmayabilir. Bu yüzden bu atıklarla yemekler yapmaya çalışın. Mesela soğan doğradınız, patates doğradınız, havuç doğradınız. Bunlardan kalanlar oldu. Bunların hepsini koyun bir buzdolabı poşetine, atın buzluğa. Yarın öbür gün sebze çorbası falan yaparken o sebzeleri de içerisine katıverin. Çok zor bir olay değil bu. Örneğin yeşilliklerin sapları, bunlar çok iyi aromatiklerdir. Dereotunun sapı, maydanozun sapı, fesleğenin sapı. Bütün bunları ben ayrı ayrı, mesela yapraklarını bir yemekte kullanıyorsam eğer, saplarını da başka bir yerde kullanıyorum. Ama mutlaka o sapları yine buzdolabı poşetlerine koyup buzluğa atıyorum. Dondurmak inanın çok iyi bir koruma metodu. Yeter ki dondurduğunuz şeyi çözdürmek için buzdolabına koyun. Eğer dondurduğunuz şeyi alıp tezgaha bırakırsanız orada danger zone dediğimiz bir ısı tehlike aralığı var. Bunlar sıkıntı yaratıyor falan. O gıda güvenliğinin konusu. Ama ne yapabilirsiniz? Bu dondurduklarınızı doğru şekilde çözdürerek yemeklerinizde vesaire kullanabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Şurada bir chat kısmına bakayım, ne var? Bir şey var mı? Tamam, ben araya gireyim. Çok güzel anlattın Efe. Aslında biraz da bu gıda güvenliğiyle de bağlantılı. Kitapta da yine bahsediyordu. Gıda güvenliğinin hatta abartılmış bir boyutuyla işte en güzel, en sağlıklı yemeği yeme isteğiyle de biraz orantılı. Zaten diyorsun işte dondurucuya koyuyoruz tabii ki yemekleri saklamak için. Ama dondurucudan çıkan bir yemekle yeni yapılmış bir yemeğin tabii ki lezzeti aynı değil. İnsanlar biraz da bu nedenle de kitaptaki örnekler de o şekilde. İşte postmodern dünyanın en iyiye sahip olma, işte en iyiyi tüketme arzusuyla da ilgili olduğunu düşünüyorum. Fetişizme doğru kayan bir yeri de var bunun. Halbuki gıdayla kurduğumuz ilişkiyi samimi, eskiden olduğu gibi kıymet vererek kursak, zaten onu sadece kendimizi düşünmeyiz aslında orada. Bir de yine aynı şekilde yemeği mesela
insanlar bir şeyi atarlarken kötü hissettiklerini söylüyorlar. Hatta bu ev sorumluluğuyla da ilgili. Ama bir şekilde hep aynı insan bir şeyi atıyor. Yani eğer o ev sorumluluğunun da yine toplumsal cinsiyet açısından baktığımızda sadece kadınlarda olmaması, bütün aileye ait olması da bence o algıyı da değiştirecek. Çünkü yemeği kadın yapıyor, sadece atıkları da kadın üretiyor. Diğer ev halkı sanki atıktan hiç sorumlu değilmiş gibi de bir konu da var aynı zamanda. Ama bütün yemekleri birlikte yapsalar, birlikte organize etseler, atıkları da birlikte çıkarsalar belki diyecekler ki bu yemeği en iyisini yemeyelim ama en sağlıklısı belki, en tazesi. Bu yemeği birlikte tüketelim. Bir yemeği belki 3 gün yiyelim. Ama bu zaten gıdaya verdiğimiz kıymetle de ilgisi olacak diye düşünüyorum. Çünkü asıl buradaki temel o ilişkinin ta kendisi bence. Ne dersin? Çok doğru söylüyorsun. Kulaklığı çıkarmak zorunda kaldım. Şarjım bitiyordu çünkü. Umarım duyuyorsunuzdur rahat. Duyuyoruz. Tamam, süper. Şimdi şöyle bir cümle ettin orada. Bir yemeği 3 gün yiyelim. Aslında bundan vazgeçmemiz lazım. Yani ben işin o kısmına şöyle katılmıyorum. Yemeği 3 gün yemeyelim. Çünkü yiyeceğimiz kadar pişirebiliriz. Biz kaç kişiyiz? 2 kişiyiz. Her gün yemek pişirmeye vaktimiz yok ise o zaman tıpkı Evans'ın kitabında söylediği gibi pazar günümüzü, belki cumartesi günümüzü ya da bir günümüzü, yarım o bir günün yarım gününü, birkaç saatini pratik işler yaparak yemekle alakalı. Bu mesela yeşilliklerimizi yıkayıp kuruduktan sonra tapırlara koyabiliriz. Hafta içinde salata yapmak için kullanabiliriz. Atıyorum tavuk yiyeceksek tavukları haşlayabiliriz. İşte kesip veya didikleyebiliriz. Onlardan farklı yemekler, sandviçler yapmak için kullanabiliriz. Ekmeklerimizi dilimleyebiliriz. Ekmek almışızdır. Onları buzluğa atabiliriz. Tost ekmeğini kullanarak şey yapabiliriz. Tabii ki şimdi burada şey dedi. Buzdolabı enerji tüketmiyor mu? Tüketiyor. A sınıfı enerji buzdolabınız olursa olabildiğince daha az bu konuda sarfiyat yapmış olursunuz. Ama gıda atığının önüne geçmek bence bir adım daha önde ilk etapta. Çünkü ilk etapta çözebileceğimiz şey bu. Yoksa o konulara da baktığımız zaman fişleri çekmemiz gerekiyor tabii ki. Gereksiz ışıkları söndürmemiz gerekiyor. İşte yatarken hiçbir şeyin fişinin takılı olmaması lazım. Bunların hepsi dünyaya zarar veriyor. Su. Su çok mühim. Su yok, su. Memlekette su yok. En çok su olan ülkelerden biriydik. Şimdi o suyu da kullanamayacak duruma geldik. Damlayan bir musluğu tamir ettirmemek tonlarca suyu israf etmemize sebep oluyor. Bununla beraber işin bir de daha büyük kısmı var. Şimdi ufaktan oraya geçmek istiyorum. Dünyanın geleceğinin veganlıkta olduğunu düşünen, yani hayvansal hiçbir ürünün tüketilmemesi gerektiğini savunan yaşam tarzı olduğunu düşünen şeflerden biriyim. Kendim vegan olmamakla birlikte. Bunun sebebi şu: hayvan yetiştiriciliği hem karbon salınımı hem de su tüketimi açısından dünyadaki birinci sıralar neredeyse çok büyük bir endüstri. Ve bu gerçekten dünyayı o anlamda kötü etkiliyor. Şimdi peki ne yapalım? Ben eti çok vegan olayım. Hayır, ben asla böyle bir şey söylemedim, söylemeyeceğim de. Ama şunu yapabiliriz. Bir ara öyle günler yapılıyordu. Bence tekrar hayatımıza girebilir. Mesela her gün et yiyorsanız eğer veya her gün tavuk, her gün hayvansal gıda tüketiyorsanız, atıyorum bir gününüzü vegan günü ilan edebilirsiniz. Böylece o gün hiç hayvansal bir şey tüketmeyerek en azından kendinizce o sektöre karşı bir önlem almış olursunuz. Bunun haricinde örneğin çamaşır makinenizi yeteri kadar doldurarak, bulaşık makinenizi tam dolmadan çalıştırmayarak su israfına önemli ölçüde dur diyebilirsiniz. Bunun haricinde bu mutfaktaki mücver demiştim, orası yarım kaldı. Ne yapıyorum? Artıkların hepsini, atıkların hepsini, zaten artık atık arasında da bir şey var, fark var. Yenilebilir artıkları topluyorum, rendeliyorum ya da bir robottan geçiriyorum. Biraz un, bir tane yumurta veya yulaf, neyse, bir şeylerle karıştırıp tepsiye yayıyorum. Bir tane tarifte paylaşmıştım Instagram'da, atıksız mutfak keki diye.
Atıyorum fırına oluyor. Çok da lezzetli oluyor. Yani bunlardan yemekten bir panel yiyebilirsiniz. Onları şöyle bir kızartabilirsiniz çok istiyorsanız. İlla fırın yapmak istemiyorsanız. Püre haline getirebilirsiniz. Şahane sebze püreleriniz olabilir. Bütün bunlar aslında dünya kadar iş yapılabilir. Atıksız mutfak konusuyla ilgili. Yeter ki gereği kadar alın. Saklama koşullarını öğrenin. Dondurmanın ne kadar kötü bir şey olduğuyla ilgili fikirleri kafanızdan atın. Ben dondurulmuş yemeğin normal yemekten daha lezzetsiz olduğuna da inanmıyorum. Dondurulmuş bir şey satın alıyorsanız onu bilemem. Ama sizin yapmış olduğunuz bir patlıcan yemeğini dondurup daha sonra çözdürerek tükettiğiniz zaman bunu siz kendi lezzetinizle yaptığınız için daha lezzetsiz olacağı kanısında değilim. Doğru koşullarda dondurmak lezzetten çok büyük bir kayıp yaşanmasına sebep olmaz arkadaşlar. Ama tabii dondurup 6 ay içinde tüketmiyorsanız da ya o demek ki patlıcan sevmiyorsunuz demektir. Unutuyoruz. Dolapta yemek olduğunu unutuyoruz. Veya aniden planlarımız değişiyor. İşte bugün akşam evde yiyecektik. Hadi bir şey oluyor dışarı çıkıp yiyeceğiz. Evde yemek vardı ne oldu? O çöp oldu. Çok çok acayip bir şey. Yani bu yemeği çöpe atmak zaten israf. Ekmekler çöpe gidiyor. Tonlarca, milyonlarca ton ekmek. Bu ekmeklerden neler yapılabilir? Birincisi ekmek niye çöpe gidiyor anlamıyorum. Ekmeği kesin, dilimleyin, atın buzluğa, dursun orada. Yiyeceğiniz kadarını şey yaparsınız. Alırsınız, kızartır, yersiniz. Diyelim ki çöpe gitmek üzere, bayatladı. En klasik çekin robottan biraz fırına atın, kurutun. Galeta unu gibi kullanın veya ne yapın, kaplama malzemesi olarak kullanın, bir şeylerin üstünü kaplayın, kızartın, tatlı yapın, kuruton yapın, çorbalarınıza koyun, ekmek yapmak, peksimet gibi yapın onu, salatada biraz zeytinyağı ile ıslatıp tüketin. O kadar çok tüketme yolu var ki. Soğan kabuklarını biriktirip üzerine su ilave eder, iyi gün bekletip çiçeklere veriyorum. Çok canlandırıyor. Bu konuyla ilgili bir bilgi verebilir misiniz? Vallahi ben de ufak bir bahçecilik yapıyorum. Arkadaşlar kendi bahçemde çok büyük değil, domateslerim var, biraz biberlerim var, bir de kişniş çok seviyorum, kişniş yetiştiriyorum. Yumurta kabukları var mesela, o yumurta kabuklarını ben de onun içerisine koyuyorum, çok işe yarıyor. Soğan kabukları, evet öyle bir şey de duymuştum. Tabi bahçecilik konusunda bir uzman değilim, dolayısıyla farklı şeyler yapılabilir ama mesela biz soğan kabuklarını çorbalara falan da ilave ederiz bir kesenin içerisinde. Böylece o aromasını da verir. Sarımsağı kabuklu attığımız yemekler bile var. Dolayısıyla güzel bir şey yapıyorsunuz. Su mesela, yani meyve sebze yıkıyoruz değil mi? Bu meyve ve sebzeyi yıkadığımız sularla da çiçekleri sulayabiliriz arkadaşlar. Hani çiçek, sadece o zaman çiçek mi alayım eve? Hayır, yani varsa çiçek onu sularsınız. Yoksa temizlikte kullanırsınız sonuçta. Onu bir çok şey yapıyorsanız, hani bir süzgeçten de geçirilebilir. Bu kadarını yapmak istiyorsanız eğer bence başarabilirsiniz. Çiçekleri de sulayabilirsiniz ayrıca. Bir de tabii ki bulaşıklarımızı artık yine bir mutfakçı olarak bulaşıkları kirli bir peçeteyle, bir şeyle, kaşıkla sıyırıp ondan sonra makineye atıyoruz. Kesinlikle bulaşıklarımızı elde yıkamıyoruz. Ve bulaşıkları durulamıyoruz. Evet. Kenan, evet, buyursunlar. Evet. Muhteşem. Gene bir çok fazla gerçekten yapılacak şey var ve harika tavsiyeler bunlar. Bir yandan not alıyoruz bunların hepsini. Yani uygulanabilecek gerçekten çok şey olmasının bir sebebi de aslında işte ne kadar çok hayatımıza bu sistemin entegre olduğunu da gösteriyor bir taraftan da. Ama bunları yavaş yavaş uygulamak çok keyifli. Ya ben de mesela bir pratik örnek hani paylaşabilirim gene. Mesela bazen sebze haşlıyoruz, patates haşlıyoruz, pancar haşlıyoruz. Onların suyunu genelde işte sebzeyi alıp suyu dökeriz. Ben mesela onun suyunu dökmeden işte mesela makarna yapacaksam hemen zaten haşlanmış da bir su. Haşlamak için de çünkü bir enerji harcıyorsun baktığında. Hemen makarnayı onun içine atıp mesela makarnayı haşlayıp hem de o sebzenin suyu da çok sağlıklı bir şey aslında bir taraftan da o suyu dökmektense. Ben şimdi buna ters mühendislik yapacağım şimdi. O da şu, makarna haşladığınız suda makarnanın içerisinde genel olarak un, yumurta, su olabilir.
un, su, tuz olabilir. Fark etmez ama sonuçta bir buğday var ve bir vitamin var onun içerisinde. Dolayısıyla makarna haşladığınız suyla mesela çorba yapabilirsiniz. Makarna haşladığınız suyu pilava koyabilirsiniz. Makarna haşladığınız suyu saklayıp ertesi gün başka bir şey haşlarken kullanabilirsiniz. Bu da bir seçenek yani. Çok güzel. Bu arada Şenay bir şey daha paylaşmış. Ekmekleri kurutup çekip çok güzel bir tatlı oluyor. Kıbrıs tatlısı ismi evet, de bilmeyenlere evet, tavsiye gayet edebilirim. Güzel bir örnek, gayet güzel bir örnek. Bizde de şey vardır. Onu öyle ekmekle yapılır. Etimek tatlısı diye bir şey yapardı anneannem. Bu etimeklerden, kızarmış hazır ekmeklerden. Aynısını bununla da yapabilirsin. Üzerine bir krema çırpıp gayet güzel olabilir. Bir de lütfen olabildiğince kendi topraklarımızda yetişen ürünleri almaya özen gösterelim. Bakın bu şöyle bir şey. Bir metrekare düşünün. Türkiye'desiniz. Yani şimdi Antalya'dan gelen muz şeye gelene kadar, İstanbul'daki Migros'a gelene kadar kilometrelerce yol kat ediyor arkadaşlar. Yani muz oradan çıkıyor, ambara giriyor, oradan çıkıyor, işte başka bir şehre gidiyor, önce oraya uğruyor falan filan. Bu günler sürebiliyor bazen. Bu acayip bir karbon salınımı. Tabii ki muz nerede yetişiyorsa ülkemizde oradan alacağız. Ama şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Papaya da yemeyin ya. Yani mango da almayalım eğer biz ülkemizde yetiştirmiyorsak bunu. Portakal yiyin. Yani kendi coğrafyanızda ne varsa onu tüketmek biraz daha sürdürülebilirlik anlamında mühim. Mevsiminde beslenmek. Kışın domates yemeyin. Her şey için enerji harcıyoruz çünkü. Yani biraz daha anneannelerimizin yaptığını yapıyor olmakta fayda var diye düşünüyorum. Sürdürülebilirliği geliştirmek açısından. Yalnız Kenancığım senden şöyle bir şey isteyeceğim. Bana hani ufak ufak toparlayalım dediğin noktada farklı bir mesaj vermek istiyorum. Çünkü ne yazık ki sürdürülebilirlikle ilgili anlattığımız pek çok şey aynı zamanda bir yerde bir duvara toslamamıza sebep oluyor. O da gelir adaletsizliği. İnsanların yemeğe yemek bulamadıkları bir durumdayken onlardan bazı şeyleri geri dönüştürün, öbürünü atık yapın, kompost yapın, gidin enginarı bilmem ne köyünden alın gibi şeyleri söylemek de maalesef olmuyor. Veya gidin organik pazardan alışveriş yapın. Evet, organik pazardan alışveriş yapabilirsiniz. Kesinlikle yapın. Ama paranız varsa, burada organik pazarın bir suçu yok. Neyin suçu var? Devlet politikalarının suçu var. Yani tarımı tam anlamıyla iyi tarım ve organikleşme anlamında sürdürülebilir tarım politikalarımız doğru düzgün bir şekilde planlanıp uygulanabilse idi ya da uygulanabilirse, bunu kim yapacaksa, ben burada kesinlikle kimseye bir şey söylemiyorum veya herhangi yanlış da anlaşılmak istemem, herhangi bir propaganda da yapmak değil amacım, ama amacım şu: herkes eşit bir şekilde gıdaya ulaşabilmeli, suya ulaşabilmeli, havaya ulaşabilmeli. Yani bir tane domates alırken mesela buradaki otlar organik pazara geliyor. Feriköy'e geliyordu. Ben Bodrum'da büyüyen biri olarak 5 yaşımdaydım ben Bodrum'a taşındığımızda İstanbul'dan. Buradaki otların hastasıyım. Bizim evimizde de hep ot pişerdi. Buradaki otlar oraya geldiğinde 10 lira, 8 lira, 12 lira falan satılıyordu. Bir demedi. Ama burada mesela ben 1 liraya alıyorum. Hatta bazen bir pazarda yaşadığım bir anıyı söylemek istiyorum size. İlk geldiğim zamanlarda bir teyzenin yanında çuvalda havuç sapları var. Havuç yaprakları, pardon. Bunlar ne dedi? Havucun yaprağı dedi. Ne yapacaksın bunu dedim. Böreğe katarım dedi. Ben istesem vermez misin dedim. Veririm, ne kadar istiyorsan al dedi. Ondan sonra bunu niye satmıyorsun peki dedim. Çünkü dedi bu dedi havucun üstündeydi dedi. İstanbul'dan gelmişler dedi. İstanbul'dan gelen bir hanım bu havuçları aldı ama saplarını istemiyorum ben dedi. O yüzden de ben de saplarını aldım, evde börek yaparım. Sen alıyorsan al evladım dedi. Ben vallahi bayağı aldım, geldim, doğradım, biçtim, attım difrize. Sonra ben de börek yaptım hakikaten. Şimdi veya yumurta yapabilirsin, neyse. Burada olay şu:
süpermarketlerde artık doğranmış ürünler satılıyor. Bakın gıdadan o kadar çok uzaklaştık. Doğranmış ürünler satılıyor. Elimize bıçak alıp yemek yapmıyoruz ya. Pırasa doğranmış bir şekilde satılıyor ki eve gidince hemen at. Pratiklik böyle bir şey olmamalı. Yani zamansızlık böyle bir şey olmamalı. Kesinlikle ben buna katılmıyorum. Bir saatinizi verebilirsiniz günde doğru düzgün yemek yapmak için. Onu yaparken de bir aktiviteye dönüştürün. Ailenizle beraber yapmaya çalışın. Çocuğunuzu katın işin içerisine. Veya bir müzik açın. İçiyorsanız bir kadeh şarap koyun. Ne bileyim ben. Yani bir yolunu bulun. Ama o yemek yapmayı bir seremoni haline getirin. Dönelim şimdi ilk başta söylediğim şeye. İşte bunları keyifle yapmak. İmkanı olanların işiyken, imkanı olmayan insanlara da iyi tarım uygulamalarıyla buluşturmak zorundayız. Kim zorunda? Bu devlet zorunda. Buyurun. Evet Efe, yani yine çok güzel öneriler, yani çok güzel sözler. Yani bugün gerçekten çok fazla şey aldık. Mesela artık dedin, yani atık değil artık. Yani evet, yani atık dediğimizde çünkü ne oluyor? Bir atığın zaten sözlük anlamı da zararlı, kimyasal atık anlamına gelen şeyler için. Oysa ki yani mutfaktan atık çıkmaz yani. Atık çıkıyorsa mutfaktan korkalım yani oradan, çok basit. Ama işte bu tip kelimelerle... İşte atık olumsuz algılanıyor maalesef. Atık dendiği zaman olumsuz algılanıyor. Domatesin kabuğunu dolmanın içerisine koyan insanlarız biz. Yani biz dolmanın kapağını domates kabuğundan yapıyoruz. İçini de o dolmanın içine koyuyoruz. Aslında çok sürdürülebilir yemektir mesela dolma. Ya, Türkiye'de bu kültür var. Ama Türkiye'de olmayan başka bir şey var. Geri dönüştürme mantığını bize işlememişler. Ben 34 yaşındayım. 34 sene ya, kaç işte ilkokula gittiğim zamanda da bana işlememişlerdi. Ben de sonradan öğrendim. Şimdi hiç öğrenildiğini düşünmüyorum. Çok enteresan bir durumdayız. Bu bir kültür olarak yerleşmesi lazım. Evet. Duygu da bu arada evde kalan nohut yemeği ya da fasulyeleri süzerek salatalarda kullanıyorum diyor. Çok da güzel oluyor diyor. Çok güzel olur. Aynı zamanda nohutu haşladığınız suya aquafaba denir. Onunla mesela veganlar mayonez yaparlar. Bir bağlayıcıdır o aynı zamanda. Evet. Senin orada havayı kararttık. 56 dakika görüyorum ben burada. Bir saate geliyoruz. Evet. Çok güzel paylaşımlar oldu. Ekolojik beslenme konusunda da mahalleden de senin de söylediğin gibi çok dikkat ediyoruz zaten. Mevsiminde olan sebzelerle tarif vermeye. En temelinde, en kolay yapabileceğimiz şeylerden biri bu. Şey de çok önemli yine. Artık insanlar pratiklik olsun diye sebzeleri bütün değil bir kesilmiş oluyorlar. Yani bu bile arada yani o kadar büyük bir fark var ki halbuki çok büyük bir enerji harcanmayacak. Tüketim kültürünün bizi getirmeye çalıştığı nokta bu ama Türkiye'de bir gelenek de var. Aslında dünyada da yani bizden büyüklere baktığımızda işte o dondurulmuş domates konserveleri yapmak her yılın seremonisidir bu aslında. Bunlar tabii ki, çok kıymetli. Ama bunlara geri dönmek. Anneanneden anneye, anneden çocuğa bu elin geçmesi lazım. Yani anneanne... Benim anneannem 85 yaşında hala her yaz konserve domates ve erişte yapıp bize gönderiyor. Ama anneannemin artık Allah gecinden versin ama çok zamanı kalmadı. Bunu anneme el etmiş, muhtemelen o da yapmaya devam edecek. Ben aşçıyım, ben zaten yaparım. Ama aynı şeyi bir bankacının da yapabiliyor olması lazım. İşte bir mühendisin de yapabiliyor olması lazım. Ya günde birazcık vakit ayırmalıyız kendimize. Önce kendimizi sürdürebilir kılmak gerekiyor hayata karşı. Ondan sonrası zaten okuyarak işte böyle bu platformlardan hepimizin çabalarıyla bir şekilde olacak. Gelecek haftada zaten sen de yazdın. Günü bir daha hatırlatalım. Cuma'ydı değil mi? Haftaya pazar saat 19'da. Zaten sokağa çıkma yasağı da var. Evet, yasakta yemek yapacağız. Evet. Ve onun da duyurusunu yapayım. Yapabilirim değil mi? Tabii, buyur. Pazar günü enginarlı yemekler yapacağız sevgili izleyenler. Bir enginar çorbası yapacağız. Soğuk bir çorba olacak bu. Bir de enginar mücveri yapacağız. Ama bunları yaparken %99 atık çıkartmayacağız. Şimdi %1'ini bir düşünüyorum bakayım çıkar mı bir şey acaba diye. %99 atık çıkartmadan yapacağız.
Bununla ilgili ayrıntıları zaten Mahalleden platformundan öğrenebilirsiniz. Hepinizi bekliyoruz. Umarım yanlış bir şey söylememişimdir. Elimden geldiğince pratik ve hızlı bir şekilde, bir saat böyle bir konu için çok kısa tabii ki. Ama gelecek hafta da belki biraz sohbet ederiz. Çok teşekkür ediyorum ben hepinize. Bana böyle bir fırsat verdiğiniz için. Farklı konularda da çok konuşmak isterim her zaman. Bunun ikincisini yapabiliriz. Böyle. Biz teşekkür ederiz esas. Yani çok güzel oldu bu. Kesinlikle bir saat çok az. Konuşulacak çok şey var. Pratik örnekler ve bu bizi çok yüreklendiriyor aynı zamanda bu konuşmalar. Yani aslında belki bu da bir yol olabilir. Bir çözüm yolu. İşte birbirimizle bunları paylaşmak. Birbirimizi yüreklendirmek. Çünkü kültürel olarak en büyük sıkıntı, tekrar konuyu uzatmadan, ama bireycileşmemiz aslında, bireyselleşmemiz. Bireyselleştiğimiz için maalesef gidiyoruz işte. O çok güzel örnekler verdiniz. Hani artık yemek seti bile alıyoruz. Yani yemeklerin bütün hepsi hazır. Küçük küçük kutularda, o kutuları birleştir ve yemek yap gibi. Hani onu o kadar düştü artık. Yani yemekle bile bir ilişki kurmuyoruz. Bırakın gıdanın geldiği yer, gıdayı üreten çiftçilerle ilişki kurmak, toprakla ilişki kurmak. Ama bunları dönüştürebiliriz. Bu elimizde. Bu da aslında bunun bir yolu, işte böyle platformlarda buluşmak. Son bir yorumu da okuyalım. Simge, müthiş bir özet oldu gerçekten demiş. Yayına katılan herkese de çok teşekkürler. Efe, sana tekrar tekrar çok teşekkürler. Ben haftaya, haftaya bunun zaten bütün konuştuklarımızın kısa bir özetin uygulamasını. Hiç merak etmeyin. Bodrum'dan aynen, hepinize selamlar gönderiyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yemeği birleştiren gece adına. Aynen. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.